Peki horlama ile ilgili de aynı şey geçerli midir? Yani insanların en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi horlama. Bununla ilgili neler yapılabilir? Var mıdır bir çözümü? Elbette. Şimdi horlamanın birçok sebebi var. Efendim, dil kökünde şişme, herhangi bir enfeksiyon nedeniyle bademciklerin şişmesi, geniz etinin büyümesi veyahut da dilciğin sarkması, büyümesi. Dilcik sarkarsa, büyürse ne olur? Nefes borusunu tıkayabilir, nefes alamaz. Zamanla hatta bu dilcik sarkarsa kişi nefes alamadığı için kan basıncı yükselir. Kalp daha çok oksijen azaldığı için kanda daha büyük bir güçle kan pompalamaya çalışır. Bu da zamanla kalbin ritmini bozar, tansiyona sebep olur vesaire. Sinüslerde iltihap varsa, iltihaplar yuttuğu için kişiyi efendim ne yapar? Geniz etinde rahatsızlara sebep olur. Geniz etindeki iltihaplanma yutakta rahatsızlara sebep olur. Bu da horlamaya sebep olur. Yani horlamanın birçok şeyi tetikliyor. Kilo gibi, alkol gibi, sigara gibi, yanlış beslenme birçok faktör horlamayı tetikler. Belçika'dan Turgay Bey 42 yaşında, tansiyonu var, kolesterolü var, şekeri var, alerjisi var. Ya ne olacak? Dedim ki bakacağız. Acele yok. Önce bir 6 hafta kullanacaksın. Tekrar doktoruna gideceksin. Doktorun bakacak. Gelişme varsa devam. Yoksa başka bir şey denem. 6 hafta sonra aradı, dedik ya. Horlama problemim vardı, uyku apnem vardı, kurtuldum. Hamdolsun. Hanımıyla neredeyse boşanma işine gelmiş. Adamcağız yatınca öyle bir horluyor ki. Horlayan kişiyi rahatsız etmiyor. Çünkü uyuduğu zaman, uykuya daldığı zaman kimi rahatsız ediyor? Eşini. Hatta komşusunu bile rahatsız edecek kadar çok gürültülü horlayanlar var. Bazen ben de uykusuz kalıyorum. Eşim de maalesef uyuyor. O da şimdi beni horluyor. Beni şimdi duyarsa bana fırça atabilir. Neyse, onu sonra gönlünü alırız, sonra götürür, yemeğe götürür. Bazen bir horluyor, üşütme, grip neyse olduğu zaman ki o. Tamam, yattım, bir uyandım, bir daha uyuyamıyoruz. Yani horlamak çok kötü. Halbuki çok kolay çözümü var. Nedir? Horluyorsa kişi, efendim, dilcikte sarkma varsa, boğazında şişme varsa, bademciklerde büyüme varsa, sinüs varsa, bu tür rahatsızlığı olanlar için yani felaket değil, çok kolay aslında. Afrika ıtırı. Ben diyorum ki, hanıma diyorum, ya Afrika ıtırı işte biz bunun formülünü geliştirdik. Adaçayı, şifalı adaçayı. Adaçayının yaprağının ekstraktı, ekinezya ekstraktı, ıtır ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formülümüz var. Kullan 6 hafta, horlamadan sen de kurtul, ben de rahat uyuyayım. Evet. Yani insanlarımız maalesef ne oluyor? Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı bir ürünü kullanıyor. Bir hafta iyileştim mi? Tamam. İkinci hafta ben iyileştim. Bir daha kullanmıyor. Rahatsızlık tamamen iyileşene kadar devam etmek gerekir. Horlamadan kişi kurtuldu diyelim. 6 haftada 6 hafta daha devam etmesi gerekir. Bir haftada horlamadan kurtuluyor. Ha, ben iyileştim. Hemen bırakıyor. 6 ay sonra tekrar üşütme, grip, nezle yakalanırsa kişi tekrar başlar horlama. Çünkü buradaki çok hassas mukoza tekrar şişebilir. Bademcikleri şişer, dil kökü şişer, dilcik şişer, geniz eti şişer vesaire vesaire. Bu da horlamayı tetikler. Horlamaya çözüm var. Önemli olan zamanında tedbir almak, kurtulmak. Evet. Horlayan insanların içinde nedir? Itır forte, horlama. Eğer sinüzitten dolayı ve geniz eti büyümüş de iltihaplanmışsa, geniz etinden dolayı uyuyamıyorsa, horluyorsa, horlama rahatsızlığı için ıtır forte. Bademcik iltihaplanması
bademcik şişmesi ve dilcik sarkması. Dilcik sarkar, uzar, nefes borusunu tıkar, uyku apnesine sebep olabilir. Uyku apnesi çok çok tehlikeli olabilir. 10 saniye geçerse eğer ki kişi nefes alamazsa beyine oksijen akışı azalacağı için beyindeki bazı hücreler ölebilir. Hatta 20 saniye geçebilirse tehlikeli, daha tehlikeli olabilir yani. Bu nedenle horlama, efendim, uyku apnesi gibi rahatsızların tedavi edilmesi şart. Ada çayı Forte Salvia officinalis, yani hakiki ada çayı ekstraktı, kekik ekstraktı, ıtır ekstraktı, ekinezya ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Ada çayı isterseniz, ada çayı Forte, kişinin bademcikleri ceviz kadar dahi olsa 6 haftada tertemiz eder. İçindeki bütün iltihabı temizler, atar, küçülür. Dilci sarkmışsa dilcikteki sarkmayı da tekrar toparlar. Dil kökünde şişme varsa ve boğazda herhangi bir tahriş varsa yok eder. Ada çayı da çok mükemmel.